Kardeşim, yanlış konuşuluyor. Bakın, Ne abi? köpek harbiden, Kim bak, yanlış konuşuyor? Yanlış konuşuyordan kastın ne abi? Kim yanlış senden konuşuyor? bahsediyorum mesela. İşte Kimden? şu, senden bahsediyorum. Abi diyorsun bazen, biz seninle bunu birebir konuşurken de söylüyor. Abi diyorsun, şu köpeğin soyu nasıl? Bunu bilmiyoruz. Acaba bu soyu köpek iyi olabilir mi, kötü olabilir mi? Sen Evet. çok böyle şey yapıyorsun. Ya kardeşim, enlikken aldığın köpeğin, gerçekten sana bak, %80 kısmı sahibi belirler köpeği yetiştirirken, öğretir. Abi, tamam ben bunları bilmeyen bir adam mıyım? Yahu biliyorum veya bilmiyorsun He. demiyorum sana Hüseyin. Ben sana şu anda bunu Abi söylüyorum. soy önemli. Peki o zaman soy önemli değilse o zaman Mehmet Hoca niye 30 yıllık 40 yıllık soyu o zaman takip ediyor? Sen La şimdi havle diyorsun ya. ki Sen şimdi lafı aldın başka yerlere çekiyorsun ya. hayır abi sen diyorsun ki soy önemli. Abi diyorsun şunu soy bunu soy. Soy önemli. Köpekte soy önemli. Lan önemli, tamam, önemli de kardeşim, köpeğin tamam soyu çok güzel değil de, köpeği bağlarsan, köpekten beklersen her boku, Tamam. ondan sonra oturup çay içersin Tamam. karşısında Az önce ben beraber. söyledim senin o dediğini. Köpek yetiştiren adama göre değişik bir hal alır. Hocam da aynı şekilde Evet. beni uyardı zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi Sivas'tan gelen köpekle, koyunu kurdu gören köpekle benim burada alıp büyüttüğüm köpeğin aynı olma şansı var mı? Yok. Kurdu görmüş köpeğin, kurdun peşinden iz sürmüş köpeğin, davara gitmiş köpeğin burada benim bahçemde beslediğim köpekten artısı artı 100, artı 10, artı 50, artı 100. Neyse. Bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi adam köpek besliyor. Köpekten hiç ormana girmemiş. Köpeğin hiç yabana gittiğini görmemiş. Köpekten ormana girmeyen bir adam. Ben şimdi bakıyorum da bir sürü kişi yorumlar yapıyor. Akıllı, akılsız, mantıklı, mantıksız. Ya kardeşim, sen bir köpekle ormana girmemişsin. Köpekle herhangi bir şey görmemişsin. Köpeğin kurda Evet. girmemiş. Köpeğin yabana girmemiş. Kalkıyorsun bununla ilgili 50 tane yorum yapıyorsun. Ulan Evet. ben birileri tatmin olacak diye köpeğimi reklam edeceğim diye de, görüntü alacağım diye de, o bu istiyor diye hayvanı kalkıp da yabana sokmam. Ayıya sokmam. Ben hasbelkader Kastamonu, Ilga. Ben Bursalıyım. Bursa'da da, Uludağ'da da benim arazim var. Kastamonu, Ilgaz'a da gidiyorum. Ilgaz'da da yerim var. Oradaki orman çok daha yabani. Benim orada köpeklerim, ben köpekleri getirmesem oraya, o ayı benim evime girecek. Ya. Anladın mı? O benim o köpekler orada olmasa, o ayı evin içine girecek, yemek arayacak, bilmem ne arayacak, evin içini dağıtacak. Bunları biz orada bir sürü kişi yaşadı yani. Biz bunu, ben bu köpeği onun için kullanıyorum orada. Başka bir şey için değil ki, beni Evet. korusun. Evet. Köpek de varken orada bir Allah'ın kulu bir tane yabani gelmiyor. Ha, köpeği olan çektiğin dakika, 5 dakika sonra yaban geliyor. Şunu da Bir de bir söyleyeyim. Vallahi şöyle olacaksın bir tebrik durum da var. ederim. Adam hakikaten bilmiyor ya. Bir köpeğin yabana girdiği zaman, kardeşim bir köpek yabana girdiği zaman o köpeğin akabinde ne oluyor biliyor musun? Bir kere veterinerden bir ilacını alıyorsun. Hayvan enfeksiyon kapmasın diye iğnesini vuruyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. 50 tane tedavisi var. O hayvanın yabana girdikten sonra o köpeğin kurdun aldığı ısırık var ya. Kurdun verdiği ısırık veya bir çizik veya bir ayının enfeksiyon yaratıyor. Ertesi 2-3 günde köpek ölüyor. Bu ölmesin diye de ben gecenin saat, hoca biliyor ya. Hocam gecenin saat 3'ünde doktor çağırdım, anası deniden 100 kilometreden ya. Evet. Geldi, iğnelerini vurdu köpeklerin. Köpek yabandan çıktı. Çünkü yabana giren köpekten köpeği olup da ölen arkadaşlarımın köpekleri var. Daha yeni Harun'un köpekleri öldü. İki tane köpek getirdi. İkisi de öldü. Yabandan sonra köpekler öldü. Yara aldılar. Enfeksiyon kaptılar. Öldüler. Evet. Bir şey Hayvanları diyebilir da miyim? ihtiyaç halinde, zevk için de kullanmıyoruz. Ama ihtiyaç olduğu için biz yabanla kullanıyoruz. Abi o zaman Şöyle sorayım nasıl yapacağız abi Olcay abi? O zaman ben sana nasıl hemen yapacağız söyleyeyim abi? abi. O Ben zaman size piyasada bir şey satılan her sorabilir köpek miyim? o zaman Hocam bir Olcay dakika. abi o zaman piyasada satılan her köpek kangal köpeği mi abi? Ne alakası var? Tamam ne o zaman neyi bulacağız abi? O her köpek o zaman sen neye göre ne alakası var diyorsun abi? O zaman demek ki o Lan köpeklerde Hüseyin, ne bildiğin anlatıyorsun ya? bariz Deli olarak misin? gördüğün sıkıntı var. Hüseyin, bak, bir fenotip evet şart ama karakter Heh. olmazsa olmaz. Tamam abi o zaman karakteri o zaman Dogo'da kurt boyu Dogo'da mı şimdi kangal diyeceğiz? Dogo'ya da mı kangal diyeceğiz? O zaman birinci öncelik fenotip abi. Bak Dogo gider. Dogo kurt boyu dedin ya. Örnek Dogo gider. olacak. Örnek verdim hocam. Bir Dogo dakika, şu anda yanlış aklıma geldiği için kıyaslama. Dogo dedim. Yanlış kıyaslama. Hocam Dogo gider.
Kurt boğar mı? Boğar diyorsunuz. Boğsun. Ama gider dogu kuzu da boğar. Aynen. Malı da Ama boğar. hocam işte şunu Davarı da anlatmaya boğar. çalışıyoruz. Dinle bir dakika dinle. Dinle dinle. Gün gelir bunun örnekleri gizleniyor. Yabancı ırk, yabancı mera var ya gider sokakta O zaman dogu için demiyorum. Başka bu örnekler var. Gider çoluğu çocuğu da boğar. Yanlış bir örnek. Olcay abi, tamam mı? Her kangal postunda olan kangal fenotipine yakın Aynen. davar Aynen. güdebilen Hüseyin, her köpek bana kangal Hüseyin sana bir şey köpeğidir. söyleyeyim mi? Bana Kangal fenotipi önemli değil benim için kardeşim. Onu mu duymak istiyorum benden? Onu Hayır, hayır. anlamadım ben. Ben Neyi şunu duymak ala istiyorum? biz neyi ta abi sen diyorsun ki Hüseyin şöyle yanlış Hüseyin yok senin. Bak şimdi Hüseyin sen hep lafı böyle alıp nereye çevir? Anlamadım ki ben ya. Ben bana şimdi ufak göbek ergen incittim karakter çocukların diyorum. dediği gibi Ağlamış fenotipi falan yok dedi mu ağlamış. fenotipi? Yani geldiğin nokta şey Hüseyin'im. Güzel kardeşim. Ne hocam? Yani Geldiğim nokta ne çok hocam mesela? ya güzel Geldiğim bak kardeşim ben adam senden diyor dinliyorum. ki Ben diyorum ki sana fenotip şart ama Tamam. karakter de şart. Tamam karakter Bana şart abi zaten. Bak. tek taraflı fenotiple olmuyor. Tamam. O kadar yani ne esi. Şimdi karakter şart diyoruz, doğru mu abi? Tabii Şimdi şart. ben En iyi çoban köpeğe Kangal diyoruz. Doğru mu? evet. Kangal'dır. Doğru mu Hüseyin? Evet hocam. Çoban ismi nedir bunun genel ismi? Çoban köpeğidir, değil mi? Evet. Abi çoban bak Bir şimdi dakika. çoban köpeği bir şey de yok aslında. Bir dakika bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Çoban köpeği genel olarak çoban köpeği çatısı altı. İşte bunu en iyi çoban köpeği dediğimiz köpeğin en iyi olduğu yeri nerede görüyoruz? Çoban sürüde görüyoruz. Yani Evet. isminin geldiği yer. Çoban köpeği. Şimdi benle ilgili bazı insanların merakı var. Onları da ben açıklama yapmadım. Benim köpekler şu anda köpeklerimin olduğu yer ve büyük yer sahibiyle bir sorunumuz olduğu için köpekleri dağıttım. Herkes de bilsin bunu. Parça parça, ikişer üçer, ikişer üçer dağıttım. 3-5 taneyi ben bünyemde bakıyorum. Ama Allah güç kuvvet verdiği sürece devam edeceğim. Yani onunla ilgili de insanların çok merakı var. Onları da belki bu izleyenlerden de vardır. Çok büyük sorun demeyeyim. İnşallah düzelecek. Kendimize güzel bir yer yapacağız ama şu anda bünyemde ki köpeklerimin çoğunu verdim. Onu da Ben söylemek istedim. söyleyeyim mi? İyi köpek beslemek istiyorsunuz mu? Evet. Ejderha kanı bulun. Ejderha kanı bulun. Ben buldum içirdim. Benim köpek acayip oldu. Ağzını ateş çıkartıyor. Varsa çıkartan gelsin. Ya Abi. hocam bir şey soracağım. Saat 2 oldu. Bak biz dün akşam harbiden 6'ya kadar uyumadık. Ne altısı? Ben eve girdim de sabah saat 7:35'te eve girdim de sabah 7:35'te eve girdim de. Bir de ben habire İyi arkadaşlar. yoldayım. Hüseyin parayı koyuyor. Biz burada konuşuyoruz. Hüseyin parayı koyuyor. Ne ben canlı yayında para mı Vallahi hazırlayayım abi? Sen de şimdi parayı koyuyordun. Hüseyin Sen çatı dün duruyor dolarları. Bir de bana diyor ki abi bugün dolar kaç para oldu? Bana sabahları mesaj atıyor. şimdi dolarları Rahat ya. Biz burada konuşuyoruz. Hocam sen de ya vallahi dikkat etmiyorsun ya. hocam hakkınızı helal edin. Siz gecenin bu saatinde yorduk. Canlı yayınlar aldık. Kaç para var şu an benim hesapta? Biz kaç para Hesapta alıyoruz? siz Hocam bu parayı bu indiriyor. Olan bize oluyor burada. abi 15 bin abone olmadan para kazanamıyorum. Bak 2000 abone daha 2000 abone olmadım. Sen ne konuşuyorsun ya? Harbiden mi? Vallahi öyle. Nerede kazanamıyorsun 15 bin onları? Hocam konuştuk bu meselelerin hepsini. Hocam bu çok güzel. Instagram, İçin mi diyorsun, YouTube için mi? Bir de bak YouTube. Hüseyin öyle bir delikanlı bir çocuk ki anlatamam sana. Hocam bana Yok geçen yok ben. ne yaptı biliyor musun? Bu dedi ki abi dedi drone aldım dedi. Hayırlı olsun dedim Hüseyin. Kaça aldım? 8,5'a dedi. Hüseyin dedim bana sat dedim. Olur abi dedi. 8,5'a aldım sana 8,5'a veririm dedim. Tamam dedi abi dedi. Hayırlı olsun dedi. 3 ay oldu yok daha bizim drone. Tamam abi sabah hesaba 8 abi şimdi sana IBAN numaramı gönderiyorum 8,5 lira gönder abi drone'u sana yolluyorum. Hocam duydunuz mu? Şahit misiniz? Evet.
Tamam, Kesin 8.5 lira kırıklık yok gönder. şu anda. Bak kesin 8.500 kırıklık yok. abi, 8.500 gönder, sabah sana drone'u gönderiyorum abi. Tamam. Hayırlı olsun. Gönder lan mesajını. Şey, Vallahi hadi gönderiyorum. 15 Göndermeyen o de abi, şey bak söyleyeyim şey bir göndermeyen de dakika. Tamam yarın gönder. yayınlayacağım. Bak Gelsin. göndermeyen 15 bin de abone hangisi mi? He? nasıl hocam? 15 bin abone kime lazım? Neye lazım? Ha, Bana lazım Instagram'a hocam. Facebook. 15 bin abone bana lazım hocam. Canlı yayınlardan para kazanmak için. Hüseyin YouTube, ben sana söyleyeyim mi? Instagram'a mı? 15 bin aboneye nasıl ulaşacağım biliyor musun? He. Gazeteye ilan ver. Tamam mı? Abi. Instagram'dan şu adresi ekleyin. Her ekleyene 2 lira de. Tamam mı? Abi ben bot hesapla ilgilenmiyorum. Bak ben şu anda benim 1500 takipçim var. 1600 ya da 1700 bilmiyorum şu anda. Ben bir hikaye atıyorum. En kötü bir 1500 kişi izliyor. Ben ne kadar gerçek o kadar doğru gidiyorum. Lan drone 3-4 katına çıkmış diyor. Bak Ali Yaman'a bak. Drone. Abi ben bir drone ile alakalı tekrar bir fiyat teyit. Allah her şey. Allah her şey. Ama sözümüz söz olsun. 8.5 lira gönder. Drone'u sana göndereyim abi. Sıkıntı yok. Sen arkadaşlar Başında iyi mısın? akşamlar ben çıkıyorum. Hocam dur bir dakika. Hocam görüşürüz. Hocam dur bir dakika. Dur Hocam dur fazla dur. tutma. Hocam fazla tutma. Hocam Abi yok çıkmak bir istiyorsa dakika dur. çıksın. Bir şey soracağım. Serbent abin klima işine dönmesin. Abi Serbent abinin klimasını Ağrı birinci ay falan dedik da ya. Allah düşürmesin. He? Allah. Hocam görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Olacağı görüşürüz kardeşim. Sen Hocam Allah'a görüşürüz. emanet ol. Devam edin. Devam edin. Tamam hocam. Olacağı abi ben drone'u Allah razı olsun. alalı, bak olacağı ben drone'u alalı 3 ay oldu. 8.500 aldım. Bak 8.500 diyor, yarın hesap numaramı atayım abi WhatsApp'tan. At, yarın göndermezsem insan evladı değilim. İstersen 15 bin lira sat. Şu an istersen 15 bin lira olsun, 20 bin lira olsun o drone. Umurumda da gelmez yani, sıkıntı yok. Tamam kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim Hüseyin. Şimdi bir saniye abi. Bizim Öztürk Kangal nerede? O olmadan canlı yayın yapmak istemiyorum ya. Adamın yüzünü görmeden canlı yayın yapmak istemiyorum. Abi bak Birol nerede? Birol'u da alacağım. Birol. Hüseyin bir araştırsın. Ne abi? Drone'u. Abi drone'u bir araştırayım değil mi? Bence bir kaza gelmeyeyim değil mi abi? Ya Hüseyin delikanlı çocuktur. Ağzından bir laf çıktı mı yapar. Bence Abi yapmalı. adam bir tesbih alıyor abi. 1.000 dolara tesbih alıyor. Tamam mı? 1.000 dolara tesbih alıyor. Tesbihi cebinden çıkartıyor. 2.000 dolar diyor. Kardeş de 2.000 dolara hemen diyor, ben diyor alayım diyor. Dün biz nasıl bir ortamaya düştük? Ben anlamadım yani. 3.000 dolar, 4.000 dolar. Dolar olmuş 17 bilmem kaç. Bir saniye bir ol diyor ki Hüseyin diyor WhatsApp'tan resim attım, onları bir açar mısın diyor. Bir He, saniye. ben de okudum ya, bir açsan ona. Direkt hatta bir rol da alabiliriz hocam. Birol önce bu resmi attı. Abi Evet. tableti de satıyorum ha. Şeydeyim, janttayım ha. Yola düştüm. Tablette Lastik patlak mı? abi borsa beni yedi abi. Borsa beni yedi bitirdi. Oğlum bana tesbih alalım ya. Tesbih işine girişeyim. Çok para var. Abi borsa beni bitirdi Bu köpek ne abi. köpeği şimdi ben onu anlamadım. Niye Abi bu gösteriyorsun? köpek kangal değil. Kangalla alakası olmayan bir köpek. Bir tane daha resim var. Bir saniye. Evet abi. Muhtemelen bakayım. Kangal mı lan bu? Bana göre bilmiyorum da size göre ne olabilir de. Şimdi bak. Ben bir köpeğimi nasıl aldım biliyor musunuz? Ben Bir köpeğimi tane Birol Kadir ama bak. Kocakatel'den dinle dinle. Ben köpeği Kadir Kocakatel'den köpeği Bir saniye, bir Kangal saniye. Resmi'den Bak aldım. Birol demiş ki, Birol demiş ki Kangal mı yorumlasınlar demiş. Bakayım Bana köpeğe. bak alnı düz bir köpek. Bakayım Bence köpeğe bakayım. Evet abi. alnı düz bir köpek. Doğru mu abi? Hafif Tamam de bir köpek. anladım. Geç abi. Geç abi orayı. Hatta ya Köpek. fotoğrafta bence değil abi. Bu köpek kesinlikle değil bence fotoğrafta. Bana göre Fotoğrafı göster abi. bu köpek kangal değil ama kurtçudur, bilmem neydir, orasını bilmiyorum. Güzel Zaten tipinden belli, hırslı bir köpek. hırslı bir köpek. Belli abi dediğin gibi hırslı Tipinden bir belli. köpek. Boğuşçu bir köpek. Çenesinden burnunun çıkışından belli abi. Aynen Tavana doğru bak. şey olacağı abi. Duman'ın resimlerini at da şuradan bir yayınlayayım ya. Millet merak Gel. etti Duman'ı. Girsen Instagram'da benim var. Abi Instagram, ben de Instagram yüklü değil burada. Sen bana bir WhatsApp'tan Tamam yolla ya. abi. Yok oğlum benim köpeğim. Ben manita gibi köpeğin fotoğrafını mı koyacağız bu WhatsApp'a? Abi demiş ki, Birol diyor ki o köpek her türlü kangal demiş. Ben de şöyle Bakayım. baktığım zaman, bak şöyle baktığım zaman, tamam mı? Köpeğin iki tane resminden birincisi bu.
Ki ben boz manyağı bir insan olarak, boz kangal seven bir insan olarak, ikincisi şu resmi açtığım zaman, bak şu resmi açtığım zaman. Benim şahsi fikrimi sorarsan köpeğin kafa da hatalı. Gözler de hatalı. Renk hatalı. Bence kafa zaten bak burun bir kere yukarıya doğru gitmiş bak. Alından geliyor orada bir gözlerin orada bir alın çıkıntısı var. Sonra kafa bir yukarıya doğru Şimdi gitmiş. bu köpek bana göre kangal değil. Bak ben boz Bence maske de kangalı hatalı. çok seven bir insan olarak bu köpek bana göre kangal değil kardeşim. Ha köpek kötü köpek anlamına gelmiyor bu Ama köpek. bakın ben size Köpeğin başka bir şey fenotipi söyleyeceğim. çok güzel canım. İskeleti Bak çok güzel. fotoğraflar Belli köpeği çok yanlış. basarları dört dörtlük. Kuyruğu Abi ben topuğu çok gördüğüm güzelmiş fotoğraf köpek. üzerinden Ha, yorumluyorum. Köpeği gerçekte görürüm. Ha derim ki fotoğrafta yanlış hani görmüşüm derim. O başka bir şey. Ben yüzde yüz gördüğüm kangal diyemezsin. Yüzde yüz kangal diyemezsin. Hatalı bir bak. köpek. Bence hatalı bir köpek. Abi ben bu köpeğe kangal demem abi. Kusura Ya bakmasın yüzde yüz kimse. hatalı diyemezsin. Zaten geninde kangallık olduğu belli. Zaten köpeğe baktığın zaman Ya tipinden, fiziğinden, iskeletinden yakın bir köpek. Ama diyorum yani bana göre yüz verme, yüz diyelim de benim bir Birol köpek değil. kardeşim bir saniye bekle. O Hüseyin zaman sen Duman'ın fotoğrafını bir şey atıyorum. söyleyeyim. Bekle. At abi. Birol o zaman o kangalsa güzel kardeşim. O zaman şu köpek ne kardeşim? Şu köpek ne? İşte gerçek Bak. kangal şu iki Bak o köpek zaman var. güzel kardeşim kurban oldum. Seni verene kurban olayım. Eğer o köpek kangalsa o zaman bu köpek ne O kardeşim? elindeki köpek Bak Hüseyin, bu bu gösterdiğin resmi köpek de bu köpeği çıkartan da bir oldur. Tamam mı? Bak bir Hüseyin, oldur. bu resimdeki köpek, resimdeki iki köpek var ya. He. Ben sana geçen gün bahsettim yani bir dişiyle bağlantısı olduğunu düşündüğüm köpek ama tam emin değilim demiştim ya. He. Ben de bir ola O soruyordum. köpeklerden Kardeş. aynı soy bak. Bak Sendeki Birolcum. Bak köpekten aynı soy kardeşim. olması lazım. Şu köpeği sen buldun doğru mu? Bu köpekleri sen buldun. Sesim geliyor mu? Geliyor. O köpekler bulunacak bir köpekler değil Hüseyin. Bak O köpekler şimdi zaten şu bilinen bir köpekler saniye bir bulunacak müsaade edin. köpek değil. Bu Bir müsaade köpeklere edin. ne kadar diyorlarsa, ne kadar diyorlarsa, bak ne kadar diyorlarsa şu iki köpeği ben almaya razıyım. Aha şu iki köpeği. Bak tek resim. Hüseyin'cim bir Bir müsaade tane eder misin resim. kardeşim? İster Sen de ne kurtçu kadar olsun, durdun Hüseyin ya? ister kurtçu olmasın, ister ne olursa olsun şu iki köpeği bana bu, al kardeşim. Alalım hemen şu iki köpeği. Bu Sesim kadar basit. geliyorsa bir müsaade eder misiniz Hüseyin'cim? Tabii ki. Tabii ki kardeşim. Hoş Kusura geldin canım. bakmayın böyle simsiyah bir ortamdan yayın yapıyorum. Gece iki millet yatıyor. Size şunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce bir tane köpeğe kırma damgası vurdunuz değil mi? Kangal değil dediniz. Bak kangal değil Bak demedik. kangal değil demedik. Yemin ediyorum Kangal değil hatalı dediniz bir köpek ya. bana göre. Bana göre işte herkese göre bir kangal var ya herkese göre. Hani Herkese göre bir kangal var ya. Bana göre güzel bir kangal değil o köpek. Hani Son kangalın sana derece göresi güzel bana bir göresi köpek diyor. Öyle olmaz. yapma Bana göre. sen. Sana böyle bana göresi yok. Herkes kendi Şimdi kapısındaki kangal köpeğe değil göre demediniz mi kangal abi az tarif önceki ediyor. Nasıl köpeğe? sana bana Bak göresi hayır yok? bir dakika Söylemiyorum az ben daha önceki yeni köpeğe katıldım. kırma demediniz mi? Nasıl? Kafası hatalı bir köpek diyorum ben Kafası kafam hatalı bir köpeği köpek diyorum. köpeğin bak başka şeyler konuşuyoruz. Köpeğin hataları olması köpeği kırma mı yapar yapmaz mı? Bak sen o yorumda ne yazdın Birol dedin ki Kardeş dört son dörtlük derece köpeği güzel bir arayan bir kangal dedin adama değil bak mi? şimdi dört dörtlük köpeği arayan bir adama en ufak bir hafif hatası olan bir köpeği gösterdiği zaman o adam o köpeği beğenmez. Tamam ama bakın işte ben de tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Yaptığımız hata nerede biliyor musun? O köpeğin muazzam yavruları var. Tamam. Bak o Ya. köpek hataları, kusurları olan bir köpek. Karakter olarak tescilli, ispatlı, kurtçul, mükemmel bir köpek. Bu adamlar şimdi bu köpeği alın stoku var diye, işte fiziksel bazı hataları var diye üretimde kullanmasalar, anlatabiliyor muyum? O Evet. karakterden ödün verecekler. Bugün sizin genetik olarak ya da tip olarak harika dediğiniz köpeklerin altından belki kurtçulluk oranı aynı şekilde aktarılmayabiliyor ama O zaman işte bu Biro tarz bir dakika bitireyim abi lafımı. Bir dakika bitireyim müsaade edin. Bu tarz kusurlar olan köpeklerin altından hem tip olarak hem de karakter olarak harika yavrular gelebiliyor kardeş, arkadaşlar. o Bakın zaman bunu bak harika damga yavrular yapardım. o Yok köpeği yok biz kangal diye zaten farklı kangaldan bir şey anlamayan söylemiyoruz. adamlara isterse 20 bin liraya Hüseyin, satsınlar benim Hüseyin, umurumda değil. Ama Hüseyin. sen ben şu köpeği gördükten sonra şöyle köpek besledikten sonra bak şu Ya köpeği gördükten sonra Hüseyin bir ben müsaade et tutup ben bir da cevap bak vereyim Hüseyin ben ya. tutup da bu köpeği bak ben tutup da bu köpeği tamam mı? Kangal diye beslemem kardeş. İsterse 50 tane Tamam o kurt köpek boksun kangal mı değil mi? Kangal mı kardeşim. değil mi o köpek? Bak bu köpek kangal mı değil mi diye demiyorum. Ben bu köpeği bir Neden canlı evet ya da hayır da ya basit bir şey soruyorum sana. Kangal mı değil mi? şu köpek şu görüntüsüne göre bana göre hatalı bir kangal. Tamam ama kangal değil mi? Hatalı bir kangal. Kangal ama Ama hatalı bir kangal kangal. yani. Kangal Uzat. mı değil mi? Bak basit bir şey soruyorum ya. Kardeş, hatalı bir kangal. Tamam kangal köpeği ama kusurları var diyorsun. Ha, Doğru mu? kusurları var. Bana göre kusurları var.
Okey, tamam. Ben de zaten bunu söylüyorum sana. Şunu anlatmaya çalışıyorum bak. Peki bana şu Dursun resmi abi de. şu resimde peki şu resimde bana hatalı bir kangal gösterebilir misin? Gösteremezsin. Niye göster? O zaman niye ben bu resme göre hatalı bir kangal, tek bir resme göre hatalı bir kangal? İşte kardeşim bak, bir Senin olcum. algıladığın kısım neyi biliyor musun? Ne? Şimdi bak, bu köpeklerin tipi çok güzel. Örnek veriyorum, tamam mı? Ney? Dişi, gerçi karakter olarak da çok güzel bir köpek. Onun annesi, Hüseyin, tamam bir mı? ol, ben kısaca bir şey söyleyeyim. Tam Tabii abi, sana buyur. geçeyim. Şimdi Hüseyin'in sana gösterdiği fotoğrafı al, oradaki erkek köpeği al. Bu Serdar Bahar'daki köpeğe. Bu köpekler yeni bulunan köpekler değil Hüseyin. Bu köpeklerin babalarını da biz biliyoruz. O dişi zaten o yanındaki köpeğin annesi. Bu köpeklere ben talip oldum. Adama 50 bin lira da para verdim. Onu da sana söyleyeyim. 50 bin liraysa alacağım abi. 50 bin liraysa alacağım. Allah Ben canımı alsın, teklif alacağım. ettim abi de yani o erkek köpeğe ben yanında bir dişiyle birlikte 50 bin lira teklif ettim. Adam vermek istemedi. Onu da söyleyeyim. Neyse. Abi adam vermez zaten. Aslında bu köpekleri almak da hata. Niye biliyor musun? Bu köpekler davarın başında asli vazifesini yerine getiriyor. Adamın sürüsünü koruyor. Sürüsünü koruyan köpeği adamdan nasıl alacaksın? Ya adam satarsa niye alınmasın baba, alınır. Ben alırım. Ben iyi köpeğin hastasıyım. Niye almayayım? Ben de Üstümüz davarın olsun. başında görevini yapan köpek arazide hayatını yaşasın diye düşünüyorum, yani kendi kişisel görüşüm. Şimdi o senin Valla kendi kişisel ya o görüşün. pahalı Bak. bir şey. Ben de kangalın çoğalıp dünyanın her yerinde bulunmasını istiyorum. Çoğaltıyorlar Aynı. zaten abi. Çoğaltıyorlar zaten adamlar. Ya şimdi Şimdi ben de onu isteyen bir adamım. Birolcum, şu Şimdi köpeğe ben kangal konuş dedikten bir sonra ol şey Hüseyin bir müsaade et de ben o zaman bir ola bir müsaade şey edeyim sorayım. abi. Bir ol. Şimdi o fotoğraftaki Hüseyin'in elindeki fotoğrafla senin gönderdiğin fotoğraftaki iki köpeği yan yana koysalar senin öncelikli tercihin hangisi olur? Bakın Ben sana zaten Birol çok net, ya çok net soru bir sordum. soru daha Birol çok net soracağım. soru sordu. Sonrasında bir Birol soru çok daha net soru soracağım. sordu. Ya Bak, hani senin soruna Birol, cevap vereyim. Birol, şimdi sana bu kangalı gösterdim. Tamam mı? Zaten sana o kangalı ben gösterdim Tamam. Hüseyin'ciğim. Şimdi tamam. Sana bu kangalı, eyvallah. Sonra biz tuttuk sana bu kangalı gösterdik kardeş. Tamam mı? Bir saniye. Ben sana tuttum. Sen hangisini alırsın kardeşim? Bunu mu alırsın? Yoksa bir Hayır. öncekini mi alırsın? Sen hangisini alırsın? Sana samimiyetle söyleyeyim, karakterinden dolayı o tipi bozuk olan köpeği alırım. Onu Samimiyetinden dolayı alır ne söylüyorsun, bu yaparsın? köpeği alırsın. Bir ol Evet. sana soruyorum. Onu alır ne yaparsın? Çok daha doğru bir dişiyle çekerim tip olarak. Ha işte biz bunu ben bunu söylüyorum sana. Ama yanlış bir dişiyle çekersen ne olacak? Daha fazla tipi bozarsın. Peki Ha sana bir işte şey söyleyeceğim. aynı Sen bak o köpeği, aslında sen aynı o şeyi köpeği. tartışıyoruz. Ben de Dahsan bunu abi, diyorum. özür dilerim. Hatalı bir köpek, Dahsan abi, Dahsan hatalı abi. bir köpek, Dahsan abi, bir moruk saniye. fizikli bir köpek. Dahsan abi, Dahsan İskelet abi. problemi olmayan bir köpek. Bak iskeleti Ya çok bak güzel. şimdi Ama sırayla hatalı bir konuşalım, bak sırayla köpeği doğru konuşalım. kişiye çekersen. Dağıstan abi, Dağıstan abi çok özür diliyorum, sırayla konuşalım. Şimdi millet yorum yazıyor. Bakın arkadaşlar, bu köpeği bugüne getiren adamlar sürü sahipleri ve dağdaki çobanlar. Neden bu köpek bugüne kadar karakterinden var olmuş bir köpek? Karakterinden birlikte de tipi oluşmuş olan bir köpek. Tamam mı? Zaten Kangal'ın ne olduğunu herkes biliyor. Kuyruk çıkışından, postundan, şeklinden vesaire. Bak bu köpek hataları ve kusurları olan bir köpek. Bak diğer köpeği göster. Hataları ve kusurları olan bir köpek. Alın stopu var. Bariz bir alın stopu var köpeğin. Çirkin bir köpek. Gözleri patlak vesaire. Burun Ama yukarıda. inanılmaz kurtçul bir köpek. Şimdi bu Kardeş, adamlar, tipinden bak belli bu zaten. adamlar tipi bozuk diye bu köpeği üretimden çekmiş olsalar, anlatabiliyor muyum? Bunu doğru dişilerden ıslah ederek merkeze yaklaştırabilirsin. Tamam, Şimdi bunda millet hemşireyim. şunu anlatmaya çalışıyor. Bak ben burada yapmaya çalıştığım şey tipi bozuk köpekleri savunmak değil. Ama bir köpeğin kusurları olması köpeği kırma yapmaz. Bir sürü Yap insan diyor ki o işte. köpek kangal değil. O köpek her Abi. türlü kangal. Bu Abi bak, köpek sana söylüyorum. göre bak, bu köpek Şimdi her türlü. ana bir ol her şimdi kanında kangal olan bak kanında kangal olan Anadolu çoban köpekleri de her türlü ıslahla kangala dönüşebilir. Yani bunu Bu sen köpek kendin de Anadolu biliyorsun. çoban köpeği falan Şimdi değil abi. Yapmayın ya gözünüzü seveyim Anadolu ya. çoban köpeği demiyorum, bak ne diyorum, Anadolu çoban köpeğinin kanında bile diyorum kangal hattı var. Şimdi bu köpeğin kuyruğu da düz olsaydı, iskeleti, bacak yapısı biraz daha farklı olsaydı sen bu köpeğe Anadolu çoban köpeği diyecektin. Bu köpeğin kafası hatalı bir köpek diyorum. Doğru bir çalışmayla Şimdi tam net az önceki Hüseyin'in elindeki güzel tam onu da kuruluşsuz bana bir yol köpeğe Hüseyin, çıkarmak onu için da bana hazırlanmış bir yol bir attı. köpekten Hüseyin, tam Hüseyin, onu da Hüseyin, bana bir yol Hüseyin. attı bak. Dur. Hüseyin şöyle yapalım. Dün sana ben WhatsApp'tan Serbülent abinin yayınladığı görselleri attım. Dur dur Onları bir dakika, gösterir bir saniye, misin? bir dakika, bir dakika. Serbülent abiye gelme bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Geleyim, geleyim, geleyim. Niye Dur gelmeyeyim? bekle, bir saniye, ona geleceğiz. Gene gelelim. Şimdi sen dedin ki ben de biz ikimiz sana sorduk, dedik ki bir ol dedik. Elinde iki tane köpekle geldim ben sana. Bir ol başyiğit.
Bir tanesi şu köpek, tamam mı? Buradaki dişi, bak buradaki dişi, tamam mı? Buradaki dişi köpek, diğer de az önceki gösterdiğimiz köpek, şu köpek. Erkek diyelim, erkek daha iyi. Tamam, erkek diyelim. Tamam mı? Bence dişi çok Zaten daha anası iyi. fark etmez. Tamam, bak Anası ben fark etmez. bir dakika bekle abi. Sen dedin ki burada köpekle giderim dedin. Sen şimdi burada köpeği aldın. Tamam mı? Niye aldın? Az önce kendin dedin ki karakterine uygun olduğu için dedin. Ben dedim bu köpeği ıslaha çektim. Sonra tuttun bir tane bu köpeğe dişi bulmaya çalıştık. Dişi de dedin ki karakterine uygun bir tane dişi dedin. Bu dedin çok güzel dedin. O köpek de fenotipte çok doğru kangal köpeği olmadığı zaman bunları birbirine eşlediğin zaman aradan çıkan köpekler çok farklı köpekler olmaya doğru gidiyor. Ama bak güzel kardeşim şu köpeği aldığın zaman bak ben şu köpeği alırım. 50 bin lira mı diyor? 50 bin liraya Şimdi ben sana ben bir alırım şey bak. söyleyeceğim Hüseyin. Bak bu Bak köpeklerle ilgili video yayınlayacağım. Bak bu altından ne köpeğin, bak bak çıkacağını çok iyi. Hüseyin, bu köpeğin bir kız kardeşi var. Dağıstan Öztürk biliyorsa. Aynı dişinin yavrusu, aynı anne babanın, aynı batım, aynı karın kardeşi yavrusu. O köpeğin de sana resmini göndereceğim. Diyeceksin ki bu köpek kangal Şu değil. köpeği bak güzel kardeşim şu köpeği Kangal camiasında çobanından, üretiminden, kiminden, neresine sorarsan sor. Bak bu köpeğin resmini de bana sen attın. Doğru mu kardeşim? Tamam o işte bak Bu kara kırk köpeğe hafif Kangal koyu demeyecek koyu. adamın, bu köpeğe Kangal demeyecek adamın alnına şöyle bir karış çizerler. Şöyle bir karış çizerler. Hüseyin dinlemiyorsun ki. O erkek köpeğin kız kardeşini de yayınlayacağım sana videoda diyorum. Tamam. Sen gördün. Göreceksin aynı Şimdi anne baba. Kangalları sen gördün güzel kardeşim. Vallahi Hüseyin sen sen sendeki bize de Hüseyin soktun sen yani. sendeki sen sendeki dişi köpeği biraz araştırsana lan. Kim? Benim bildiğim kadarıyla sendeki dişi köpek bu elindeki fotoğraftaki köpeklerin ailesinden. Anlamadım Yanlış, abi. tam bilgi Evet, sahibi evet, değilim. evet bağlantıları Tam var. bilgi sahibi değilim ama sendeki dişi köpek var ya sana yeni gelen, Hüseyin'den gelen. Evet. O köpek senin o fotoğraftaki dişiyle ailedenler, aynı familidenler Abi yani. aynı familyadanlar. Abi bak şimdi şu köpek de diyorsun değil mi? Bir saniye bekle. Bir saniye bekle abi. Bekliyoruz. Bir saniye abi. Olcay abi Duman'ın resimlerini attı. Duman'ın resimlerini bekleyelim. Hangi Şimdi köpek de akraba dedin abi? senin Sendeki aldığın dişi boz köpek. dişiyle bu boz dişinin bağlantısı var birbirlerinden karın Yani o kanıyla. erkeğin de bağlantısı var. Zaten o boz dişinin yanındaki Şimdi erkek. şu köpeklerden bahsediyoruz değil mi? Bu Evet. köpekler ana oğul. Ana oğul. Evet. Birol Ana bana oğul. bunu zaten Tamam. altta da yazıyor zaten ana oğul diye. Sendeki dişinin de bu köpeğin yani oradaki dişi köpekten bir bağ olduğunu ben biliyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Senin kızı da sana olabilir. gelen Kızı da olabilir sendeki kız köpek. bak bir Benim ol söylüyor. çünkü Bak şimdi abi. Abi ben bir nasıl anlatayım sana? Hüseyin ne kadar mutlu olduğunu, kızı Ya olduğunu abi ben duyunca mutlu daha değil. Bak ben bunu yemin ediyorum. Bak bendeki dişinin 7 sülalesini araştırıyorum. Bak 7 sülalesini araştırıyorum. Bak. geçen sana anlattım ya işte la bu köpeklerden Bendeki bahsettim dişinin sana. 7 sülalesini araştırıyorum abi. Şimdiden araştırıyorum. Köpek kötü köpekse burada da kendi diyeceğim ki kötü köpek diyeceğim yani sıkıntı yok. Ama şimdi Birol beni şaşırttı. Niye şaşırttı biliyor musun? Pardon. Çok yaşa. Şurada şaşırttı. Birol üretime geçeceği için beni Birol şaşırttı. Abi 50 binse 50 bin. Bak Vermez, 50 vermez. binse Vermiyor la, 50 vermiyor binse la. 50 bin. Vermez ama Vermiyor. o dişi şu anda gebe. Kadir Yücegöl'deki bir erkekten gebe. Ben bütün batımı aldım sağ olsun. Eyvallah. Başlangıç tamam bak. Böyle yaptığın zaman bak bir sıkıntı yok. Ama sen dersen ki Hüseyin bak aynı şeyi Cüneyt Çaylak'la konuştuğumuzda da yaptım. Dedim ki Cüneyt Çaylak Zorro nasıl bir köpek dedim. Zorro 10 numara görselde dedi çok güzel dedi. Bir dedi kangal köpeği dedi. Ondan sonra 2 dakika sonra dedi ki Hamallı Zorro dedi. Fenotip dedi. Kangala dedi uzak bir köpek dedi. Tamam o zaman dedim kardeşim. Bak tamam Cüneyt. Ben dedim bir tarafımda Hamallı Zorro, bir tarafımda da Zorro'yu getirdim sana. Hangi köpekle başlarsın dedim. Tuttu gene Hamallı Zorro. Kendiyle bak kendi dediğiyle değişen bir. Kardeşim ben karakteri olayına girmem. Ben Hüseyin bir şey söyleyebilir miyim fenotipte kanka? bakacak olacak olursam ben şu köpeğin her türlü yedi ceddini bilmeme de gerek yok. Köpek zaten bana kendini şurada ispatlıyor. Bak ispatlamıyor Hüseyin mu? bir Dağıstan şey abi. söyleyebilir miyim? Tabii Hüseyin. canım. Ben Hüseyin bu bak bir ya şey Kadir. söyleyebilir miyim sana? Hüseyin. Benim çekmiş olduğum altın yayla
Kars'taki derneğin videosu vardı, hatırlıyor musun? Evet. İki tane mükemmel tipte, senin hasta olacağın fenotipte köpek var orada. Evet. Tamam mı? Birisi 7 yaşında, biri 8 yaşında. Evet. Sana az önce göstermiş olduğum resimdeki alın stop olan köpeğin yavruları. Herkesin gördüğünde dibi düşecek olan köpeğin, bak, köpeklerin babası o köpek. Hangi köpek Hüseyin, o şey, bir o gösterdiğin köpekler? Benim yapmış olduğum videoda iki tane 7 ve 8 yaşında köpek var. Ve dur açayım, samanların açayım. Önünde otururken köpek yanımda. O işte alın stop olan köpek babaları. Kimin tamam. Köpeği o? Turan Subaşı'nın köpeği. Peki anneleri nasıldı? Doğru bir dişiydi tabii, değil mi? Abi bak, hala işte algılamadığınız bir kısım var. İşte algılıyoruz köpeği... da sen bizi anlamıyorsun. Biz aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ben diyorum ki bak, köpek kangal değil demiyorum. Ama bu köpeğe hani %100 kangal dersek hata yaparız. Hatalarını ve da sizin şimdi az önce anne oğul olarak yayınlamış olduğum köpeğin kız kardeşi var. Aynı batım kız kardeşi var. Birçok hatası var. Tamam bak, hata bak, ben ne diyorum ama sen hatası var diyorsun. Bu hataları işte, hatalı köpekleri kırma gibi tanıtmak doğru değil. Abi kırma demiyoruz. Bak, köpeğe kangal değil demiyorum ben. Köpek hatalı diyorum. Hataları olan bir köpek diyorum. Hatalarını da telafi edebilmek için, üretim yapabilmek için, mesela ben o köpeği alacak olsam ben hatalı bir köpeği kesinlikle işlemem abi. Ya. İstersen soyu çok temiz bir köpek olsun. En ufak bir hatası varsa o köpeği eşleme. O köpeği ben alıyorsam hatası, zerre hatası olmayan bir dişiyle eşleyebilmeliyim ki ıslah edip yoluma doğru köpeklerle bak, devam edebilmek. Burada da şu köpeğin iki iskeleti güzel, kuyruğu güzel, yapısı güzel, postu güzel, fakat köpeğin kafası hatalı. Bunu doğru söylemek gerekli bence. Şu tamam, resimdeki zaten hatalı şu resim, değil. Bir değil o, ben de onu diyorum şey baba, köpek kangal değil demiyorum ama hatalı. Bir o, açık bir şey söyleyebilir miyim? Çok açık bir şey söyleyebilir miyim? Sen bana de ki bu köpeğin geçmişi çok temiz, altından çıkan yavrular bu mu de? Bak bu mu de? Bu köpeği mi seçersin de? Yoksa Hüseyin, sana bir köpek vereceğim ama de köpeğin resmi bu de. Hüseyin'cim. Ama de geçmişi pantolonuna dayanıyor de. Köpek de bu olsun. Vallahi de, billahi de, tillahi de gene bu köpeği seçerim. Billahi de gene Hüseyin, şöyle yapalım mı? Hüseyin bak, beyin fırtınasını şöyle yapalım. Anne ve oğlu gösterir misin tekrar? Sana zahmet. Anne oğul 60 mıydı yoksa YouTube'dakinden bahsediyorsun değil mi? İşte şimdi daha gösterdim resim. Işte. Ha şu. Şu. Göster, yakınlaştır abi iyice. Kaydır. Şimdi sana zahmet, Serbülent abinin screenshotlarını açar mısın? Bu köpeklerle o köpekleri kıyaslayalım. Sana WhatsApp'tan atmıştım onları. Ben gene konuyu Serbülent abiye çekiyorsun. Çekeyim. Dur. Güzel güzel yayın yapıyoruz. Dur. İnsanlar tamam, bir görsün. Dur. Merkezdeki kangalları bir görelim hep birlikte. Şu. Değiştire gel. Dur. Değiştire gel. Sana bir sürü resim gönderdim. 10 tane resim gönderdim sana. Yaklaştır bu köpeğici. Bir önceki köpeğe geç. Genç köpeğe. Yaklaştır bakayım onu bir iyice. Ekrana yaklaştır. Yo, fotoğrafı yaklaştırmaya gerek yok. Tableti yaklaştır. Dur tam bir saniye. Bunu gösterdik. Yaklaştır. Bir başka resme geç. Tamam. Yaklaştır abi. Resimleri az önce bir tane tek resim vardı da. O tek resmi açsana. Tamam. Bir başka resme geç. Apallar, pusatlar. Yaklaştır. Yaklaştır, iyice yaklaştır. Dur. Ekrana. Şimdi yayında olan iki kişiye de soruyorum. Olcay, hayırlı akşamlar bu arada. Hayırlı akşamlar birader. Serbülent abinin gönlünden geçen aborjinal tip dediği köpeklerin daha kalın, daha uzun somaklı ve farkında mısınız bilmiyorum. Bir tık daha post yapısı olarak az önce gösterdiğimiz anaoğuldan farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Farklı. Farklı tabii. Yok. O zaman hangisi merkezdeki köpek? Alakası yok. Merkezdeki köpek. O sizin çıkarttığınız bir cümle, merkezdeki köpek.
Hayır, merkezdeki köpek olarak aborijinal tipi koymuyor mu Serbülent abi? En sıfır Şimdi sıfır o Serbülent köpek. Abi, az önceki fotoğrafı gösterir misin Hüseyin? Allah abi. Sence hangisi bir rol merkezdeki köpek? Ben sana Soldaki mi soruyorum sağdaki? abi, sana göre hangisi? Anne oğul mu bunlar mı? Anne oğul tabii ki canım. Serbülent abiye göre bunlar. Bana göre öyle ya, ama şimdi şu da Şimdi var. Bu köpeklere kangal değil diyemezsin. Mesela Serbülent abinin şimdi gösterdiği burada özellikle o bak soldaki köpekler, mesela senin bak Birol, gösterdiğin burada fotoğraftaki kaçırdığın bir köpeğe durum var. kıyaslarsan da ben bu Bu köpeği seveceğim. köpeklere kangal değil diyemezsin. Örnek olarak veriyorum. Ben öyle bir şey demiyorum Bak dostum kangal değil zaten. diyemezsin ama senin o attığın resimdeki köpeğe ben ilk Kimisini attığım sorarsam resme bunları tercih ederim Hüseyin. bak Birol. o O attığın ikisini resimde sorarsam, bu köpek yoksa Serbülent abinin köpekle senin attığın köpeğe sorarsam ben bunları tercih ben ederim. bunu, sonuna kadar bunları derim. Ama sen bana bir önceki attığın iki köpek mi dersin? Derim ki bir ol. Tamam kardeş. İsterse soyu pantere dayansın. İsterse benim kan düşmanıma dayansın. Ben o iki köpeği alırım kardeşim. Şunu anlatmaya Üretime çalışıyorum. devam ederim. Aslında herkesin gönlünde kişisel bir zevk var, tamam mı? Tamam. Serbülent abi de kendi kişisel zevkindeki köpekler, dinozor tipindeki köpekler biraz daha böyle kalın somaklı, bir tık daha somakları uzun, birazcık daha gövdeli ve bana göre anatomi olarak bu az önce gösterdiğimiz ana o kadar çok böyle atletik tipte olmayan köpekleri Serbülent abi gönlünde daha fazla seviyor. Kemikli Şimdi bak. köpeği mi seviyor demek istiyorsun yani? Aynen biraz daha böyle şeyi Kalın köpekten mazılı hoşlanıyor. dolu, yani böyle ağzı biraz daha dolu, bir tık daha at kafalı köpekleri seviyor. Şimdi bak Serbülent abinin bak buradaki hepimizden kangal bilgisi iki kat, üç kat daha fazla. Yalnız Serbülent abi de eğer ticari olarak yanlış bir şeylere sen diyorsan ki Serbülent abi Ben yanlış. yanlış bir şey demiyorum. Bireysel zevkler devreye giriyor. Kangal köpeğini iğne deliğine sokamazsın. Bunun genel hatları belli ama böyle çok merkezi zihniyetten gittiğin zaman bireysel zevkteki köpekler Peki devreye giriyor. ben sana bir Herkesin soru. merkezi değişir. O zaman ben sana bir soru sorabilir miyim kardeşim? Tabii ki de. Sen şimdi kangal üretmeyi düşünüyorsun, doğru mu? Çok butik çapta, evet. Heh. Yani Neden kapsamlı değil. şimdi Butik. köpek almak istiyorsun? Neden şimdiye kadar peki o kadar övdüğün soyundan bir tane köpek almadın kardeşim? Alacağım. Çok güzel bir dişi buldum. Bak şimdi. Bak alacağım. Yo, Niye birkaç şimdiye haftayı kadar bulmaz. sen aha bu soru Olcay abi de gelsin. Paradan yana, dostluktan yana hiçbir Benim için sıkıntımız yok. köpeğim panter, Şimdi pars, leopar bak. olmasının hiç önemi yok. Köpek içime sinsin yeter. Ha, köpek içine sinsin. Niye peki? Şimdi Yetmiş Hüseyin, dumanı bir açsana. Açsana dumanın fotoğraflarını. Şimdi 70 yıldır köpek üreten bir insanın neden ürettiği hiçbir köpeği değil de sadece bir tane dişiye odaklandın? Sana bir şey Alsana söyleyebilir bir miyim? tane Yavuz da Venüs'ün oğlunu. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak kafama sıkarım. Sen bugün Barış Şen'e oraya git. 12 tane yetişkin köpek var. 10 tanesini harika kangal olarak değerlendireceksin. Olabilir. Olabilir. Doğrudur. Görmedim çünkü. Bilmiyorum. İftira da atamam yani bu konularla ilgili. Buna emin olabilirsin. Kangal'ın merkezinde değil, dairenin dışında görebileceğin köpek sayısı orada bir sadece şu anda. Niye bir? Çünkü gidip görürsen ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi güzel kardeşim bak. Peki ben şimdi hiçbir bok bilmeyen bir adam olarak hiç Estağfurullah. kangallığı anlamayan bir dangalağın teki olarak ben buraya 5 tane köpek koyacağım. 5 tane köpek dediğinizde de Kangal Camiası ve Sivas bilmem camiası ya da köpek camiası olarak bir kişinin bile itiraz edemeyeceği köpeği ben bir dangalak olarak nasıl toplayacağım buraya? Hüseyin, ben bu konuya bir açıklama getireyim mi? Abi bak işte Bana müsaade eder misin abiciğim bir bak dakika? işte o zaman olay ne biliyor musun? Herkes Kangal'ı çok iyi biliyor ama işin içine maddiyat ve üretim ve para kazanma girdiği için başka bir hal alıyor. Bak bu Ben iş sana bir buna şey döner. söyleyeyim. Bir dakika, Bak bir şimdi müsaade et istersen Hüseyin, ben bir şey soracağım. Şimdi sen bu abi benim köpeğim. açamıyorum ki. Heh. En fazla bu kadar açabilirim Bak şimdi, bu benim Duman. Bu direkt atasının tıpatıpı. Bu O atalarının köpeği. bunun babası kim? Şan. Şan Talaz'ın oğlu. Kadir yok. Tabii. Gaplan'ın oğlu. Talaz kimin oğlu? Gaplan'ın oğlu Şan. Kapla. O zaman kara yılanın torunu senin köpek. Doğru, Karayılan'ın torunu. Tamam. Kara yılanın torunu. Ben de köpekten aynı kan bağı var yine. Şimdi şöyle bir şey var. Panterlerde, panter soylarında 3-4 tane arkadaşım aldı. Ne 3-4 tane? 10 arkadaşım aldı Bursa'da. Şimdi senin köpek tamamen de panter değil. Onu da biliyoruz değil mi?
Valla anası Şimdi da Kaplan, büyük orka soyu. benim Birol daha iyi bilir. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam Onur Kanlı'nın bir yazısını okumuştum. Kaplan panterlerle alakası olmayan bir köpek vermiş. Peki büyük orka da var mı? Şimdi senin köpeğin babaannesinde var. Babaannesi Aşil'in kızı. Tamam. Karayılan. Anası da Cüneyt Çaylan büyük orka soyu. Ha tamam, oradan bağlantı olabilir, doğru. Şimdi babaannesi var Bilmiyorum. ama dedesinde benim bildiğim kadarıyla Belki size herhalde abartı gelir. Bugün internet üzerinden Kangal köpeği paylaşanların çoğunluğunda %5, %10, %20 oranında da olsa panterlik var. %90'ında. ya olmayan çok var da. Şimdi Şimdi panterlerde bir olan da sıkıntı çok var. var. Vardır da. Şimdi zaten Türkiye'de de %90'ı diyorsun, %10'u Kangal'sa iyidir yani. O da var. Mehmetciğim resim atmışsın. Bak güzel bak. Şimdi Çünkü ben başka bir şey köpeklerimi söyleyeceğim. değerlendir diye Mehmetciğim Ben size kulak veriyorum başka bir şey sonunda. söyleyeceğim. Panter soylarındaki sıkıntıyı ben size söyleyeyim mi? Tam dişleri basmayan köpekler. Çeneleri için zayıf köpekler. Bir, ikincisi çabuk sıkılan, yıkılan köpekler. Yani şöyle çabuk vazgeçiyorlar. İş bitirici tam dibinde değil. Anladın mı? Tam dibine kadar işi bitirmiyorlar. Anladın mı? Tam adam akıllı çökmüyorlar. Yarım bırakıyorlar. Ya aslında Olcay Reis, insanlar zannediyor ki biz birilerinin ya taraflığını yapmamız lazım ya fanlığını. Evet. Yani insanlar şahıs konuşmamız istiyor. Konu aslında köpek, millet bunu Evet. ayırt edemiyor, anlıyor musun? Aynen öyle. Köpek Ahmet'in olsun, Barış'ın olsun, onun Ya olsun hiçbir kardeşim, önemi yok. ya tabii ki önemi Şimdi yok. bak sen mesela Samsun'a yarışmaya gelip birinci olan köpeği kapında olsun beslemek istemez misin Hüseyin? İsterim. Güzel köpek değil İsterse mi? Akif Metin'in, isterse Bu bir köpek şeyin köpeği panter. olsun. Panter, şimdi bu köpek Tamam panter kardeş. diye köpeği değerlendirmeyelim yani. Tam o köpeği şimdi Serbülent Özgüray panterlerin en büyük düşmanı diye ilan ediliyor ama o dereceyi de veren Serbülent Özgüray. Nasıl yapacağız? Ya aynen öyle, bireylerin bir İşte önemi yok. şimdi Konu köpek Serbülent olmalı ya. Özgüray onun o birinciliği vermeden önce o köpeğin panter olmadığını biliyor muydu? Biliyordu. Ama burada mesele o kin düşmanlık değil. Burada hakkaniyet önemli. Ben sana ne söyledim? Dedim ki az önceki atmış olduğun analı oğlu resimdeki köpeğin bana Barış Çiçek üretimi olduğu fark etmez kardeşim, fark etmez. O köpeği vur, 50 bin lira ver, alayım. Ama bana dersen ki kardeşim, Akif Metin örnek olarak isim veriyorum. Onur Kanlı, Barış Çiçek, şu köpeği Kangal diye çıkartmış, zeytin ağacının altındaki köpek. Kangal mı dersen, derim ki kardeşim bu köpek Kangal değil, milleti kandırmaya Bak gerek geçen yok. ilginç bir şey yaşadık. Hep birlikte ilginç bir şey yaşadık. Doğru muyum? Ben sana köpeklerin videolarını gönderdim. Onları da burada yayınla. Hani Ya şimdi Birol bir Fransa'dan şey, benim sana bir şey köpek... sorabilir miyim? Birol Tabii. Birol bir şey, bir şey abi, özür dilerim. o Abi özür arkadaş dilerim. o Abi özür yaştan dilerim. sonra Abi eve gelip konuşturmayacağım, özür gitti. Bana dilerim. beklentisi Daha yaptı. sana abi konuşturmayacağım, özür dilerim. Peki kardeşim, nasıl oluyordu o zaman? Bak biz hani düşman olarak gözetiyoruz ya, hani bizim sanki bütün gelirimiz insanlara sataşmaktan ya da işte bundan prim kasan bir insanlar olarak konuşuyormuşuz ya biz. Kardeşim, şimdi sana göre sen de bunu 50 kere söyledin. Venüs'te Yavuz'un oğlu olarak o zeytin ağacının altındaki köpeğin ya nasıl oluyor kardeşim o zaman bak. Ha diyorsunuz ki 7 yıl ötesine atıyor. O zaman 7 yıl Hayır ötesi dediği hayır zaman da ben bunu yine burada söylüyorum. Ben bunu Barış abinin yanındayken de söylüyorum. Bana göre o köpek Kangal fenotipine sahip değil. değil. Bunu bak ben ısrarla insanlar bunu komedi haline getiriyor ama o köpeğe Kangal diyen bir tane üretici olamaz. Bu bizim düşmanlığımızla alakalı bir durum değil kardeşim. Tekrar da söylüyorum. Senin bana attığım şu resimdeki şu köpeği eğer bana desen ki kardeşim bu köpek Barış Çiçek üretimidir desen Allah bak abi 50 bin lira vereyim bu köpeği bana verin derim bak. Bu köpeği bana verin derim bak şu köpekleri. Kaç Gidiyorum para mu? vereceksin? Fotoğrafı Kaç açsana para Hüseyin. vereceksin? Abi 50 bin lira veririm. Tamam 50 bin lira Harbiden mi? veriyorum abi. Tamam, 50 bin ben lira. sana İyi yarın sabah artık gidiyorum. Kangal piyasası iyice arttı bugün Şimdi itibariyle. Hadi bak hayırlı abi olsun. örnek olarak veriyorum. 50 bin lira bak. 50 bin lira veririm diyorum ben bu köpeğe. Ama tutup da şimdi adını sen getir. O köpek Kangal mı dediğin zaman biz bu köpeğe Kangal dediğimiz zaman da o zaman kimse de bize demesin ki ya kardeşim sen bu adamlara prim yap. Değil. Biz doğruyu söylüyoruz. Köpek Kangal'dı. Sen bana attın. Dedim ki 10 numara. İçimden geçen dedim ki Allah'ım inşallah sen bana böyle şeyler nasip et. Ya Böyle bir köpek nasip et. millet şunu algılamıyor. Milletin algılamadığı kısım ne biliyor musun? İlla biz birinin fanı olmak zorunda mıyız ya? Benim böyle bir misyonum mu var?
Yani herkes yok şunun fanıyız, yok bu adamdır, yok bu kraldır, yok bu kırmacıdır. Ya bunu insanlar şahısları İşte, konuşup ama burada şu devreye konuşsa... giriyor. Sen şunu dersen, bak Birol'cum, sen şunu dersen burada şu devreye giriyor. Bak sen üretici olacaksın. Sen diyorsun ki az önceki gösterdiğin iki köpek mi diyorum, bu köpek mi diyorum? Sen de diyorsun ki... O köpeğin bir boydan resmini tekrar göstersene. Bak Hüseyin. Sen diyorsun ki bu köpek diyorsun, bak bu köpek diyorsun. Birol diyorum ben de sana. Yaklaştırsana biraz. Ekrana yaklaştır, ekran her şeyi. Bak ben de diyorum ki Birol yapma etme, yarın üretici olacak köpek. Ne kadar kurtçu olursa olsun, ne kadar şey olursa olsun, bu köpek üretime başlanacak bir köpek değil bana göre. Islah edilecek. Nasıl değil ya? Nasıl bak, değil ya? Hüseyin yapma. Hüseyin yapma, yanarsın. Gel biraz gez dolaş. Gel yanıma benim, takıl. Bak onun altından gelenleri sana göstereyim. Ama şunu söylerim ben sana bunu sorarken. Diyorum ki bu köpek mi? Yoksa bana, ben sana gelsem elimde iki i̇şte tane köpek mi? İşte o senin beğendiğin 50 bin lira veririm dediğin köpek gibi yavruları var o köpeğin, Hüseyin. İşte kardeş, bunun parayla pulla değil. Bak ben senin kapına geliyorum. İki tane köpek üzüm. Biri bu köpek, biri bu köpek. Bak anlatabiliyor muyum? Bu köpek. Ramiz dayı diyor ya, portakalın kabuğunu soymadan içinden ne çıkar bilemem diye. Hüseyin'cim, portakalın kabuğunu soymak lazım. Portakalın sabunu soymak lazım da bütün herkes Kangal'ın ne olduğunu çok iyi biliyor. Üretimini biliyor, gerisini biliyor, her şeyini biliyor ama nasıl anlatayım? Bir türlü, ama biz boşa mı konuşuyoruz ya da ne yapıyoruz bilmiyorum da. Estağfurullah ya, birçok şey ya. Güzel güzel tartışarak doğruya doğru gidiyoruz aslında. Ya hani Biro, sen diyorsun ya merkezdeki köpek. Ben demiyorum. Hani merkezdeki köpek diyorsun ya, merkeze odaklı olmayın diyorsun ya, sonuçta o merkezdeki hayır, merkez köpeğe... Hayır, merkezdeki köpeğe tabii ki dolunacak abi. Ben böyle bir şey demiyorum. Merkez, lütfen laflarım yanlış anlaşılmasın. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Olduğunu hataları ve eksikleri yani olan köpekler kırma olarak lanse edilmemeli diyorum. Abi ama hatasını da kabul etmeliyiz. Hatalı demeliyiz. Tabii ki de hatasını da kabul edeceğiz canım. Bunun ne alakası var? Ben bu donanımda bir adamıyım. İlkokul çocuğu zekasında bir adamıyım ben. Bu köpekleri yanlış anlamasın. Ama bunu da söylemek lazım. Şimdi bir köpeğe kangal derken kafası hatalı dersin, ufak tefek hatalar var dersin. Hatalarını da söyleyerek bunu devam ettirirsek. Tabii ki de söylemek lazım. Ben de onu diyorum mesela. Diyorum köpeğin, az önce biz senden önce de Mehmet abiyle konuştuğumuz zaman dedim bir köpeğin hafif alın stok olabilir. Bu köpeğe kangallıktan çıkarmaz. Fakat bir köpeğin aynı zamanda alın stok olur, dudakları sarkık olur, kuyruğu düz olmaz olur, iskeleti yamuk basar. Bu da bunu kangal yapmaz. Ama bir köpeğe ne diyorum, ufak tefek hatalarını da üstüne bastırarak söylemek gerekli. Bugün bu hataları söylemeyip insanlara kangal bu şekilde tanıtırsak, bak, yarın kuyruğu düz köpeğe de diyeceğiz ki ufak tefek kuyruğunda hata var. Şimdi işte daha çok yanılmaya doğru gideriz diye düşünüyorum. Şimdi Dağıstan abi, şurayı atlıyoruz. Şu beğenmediğimiz dediğimiz köpek çobandadır. Bu köpeği doğru ıslahını yapıp doğru köpekleri çekip altındaki yavruları doğruyla beraber hem çoban olsun hem kurdu olsun ürettiği zaman bunda bir sıkıntı yok. Ama bana şimdi ilk etapta iki tane köpek... Kadir Yücegöl'deki Tatar'ı Dağıstan abi beğeniyor. Doğru muyum? Güzel bir köpek. Ben çok beğeniyorum. Tatar'ın iki tane oğlu var. Birisi fenotip olarak mükemmel bir köpek. Bak mükemmel bir köpek. Diğer bir köpek de biraz kusurları olan bir köpek. Ufak tefek bir gözlerinde böyle bir simasında hafif bozukluk var. Atasını da biliyorum. Siması mükemmel olan köpeğin yavru ve damızlık aktarımı siması hafif hatalı olan köpek kadar iyi değil. Adamlar 2-3 tane dişiyle deniyorlar. Bak bunlar 30 tane 40 tane köpekten çalışıyorlar. Altın yayla da havuzda, tamam mı? 40-50 köpekten çalışıyorlar. Ufak tefek hatalı olan köpeğin damızlığı daha iyi üretmeden bilemezsin. Ya zaten peki, yok, biz bunu her zaman bir üreticilik farklı bir şey baba. Onu şimdi Birol Başit'e bir soru daha sormak istiyorum. Kadir abi de ki sen köpekleri gördün. Onda hafif hani renk hatalı yavrular da oluyor biliyorsun. Bir kangal ne kadar tek renkse o kadar tercih edilen köpektir. Birol Başit'e bir soru sormak istiyorum. Tabii ki de, buyur Hüseyin'cim. Ya renk hatalı da olabilir. Köpekte ufak tefek fiziksel hatalar da olabilir. Birol, üretime başlayacaksın. Ben sana İngiltere'den Zorro'yu getirdim. Hı-hı. Bir tarafında da elimde ölmüş gitmiş Zorro'yu getirdim. Hamallı Zorro'yu. Hı-hı. Tamam mı? Üretime hangi köpekle başlarsın? Ben dereceye giren Zorro'yla başlarım ama benim merkezindeki köpek Zorro değil. Bana göre bak, ben... Tamam bak, ben... hayır.
Bak ben onu sormuyorum. Senin merkezindeki köpekten bahsetmiyorum ben. Peki ben sana başka bir şey sorayım. Zoro Sorun. mu az önce gösterdiğim beyaz köpeğin oğlu mu? Ben bu köpeğin oğlu derim. Ben de ondan başlarım. Bana göre o daha Bak kanlı. şimdi bak burada şu çıkıyor. Şu demek değil. Bu resimdeki köpek ama hatalı tipteki köpek değil. Burada nefis araya giriyor insanın. Şimdi bak Hüseyin'cim şurada bir eksiklik var. Şimdi bak şov köpeği hazırlamak, podyum köpeği hazırlamak, görüntü köpeği hazırlamak başka bir iş. Hem mükemmel görüntü hem mükemmel karakter başka bir iş. Bak bugün Aile gidiyoruz biz diyor sürüdeki çok önemli. köpekleri Yani bana geziyoruz. Sürüde sorursan 4 zor. tane 5 tane köpek var. Bak bu 4-5 tane köpeğin içinden bir tanesi mükemmel karakter. Diğerleri de iyi karakter ama bir tane köpek diğer köpekleri kurtçulu yapıyor. Bir tane avcı köpek var içlerinde genelde. 2-3 köpeğin birden mükemmel karakterde olduğu köpek sayısı çok az. Köpeklerin hepsi görevini yapıyor. Ama Zaten içlerinde onların da avcı sen karakterde alfasını olan bir köpek alıyorsun. var. Diğer köpekleri eğiten, kurdu da boğduran, Yemiş. kurda da Yani çöktüren o toplarda köpek. olduğu gibi. Anladın? Arkadaşlar yarın bir gün üretime başlıyorum. Olur da 10 yıl sonra elinden 15-20 kişide 20 kişide 15-20 kişide çok hatalı köpekler görürseniz Bak ben de bunu şu mantıktan onu deme, düşün. onu Çoban sakın köpeğinin deme. bir standardı var mı? Alman çoban köpeğini. Nasıl? Alman çoban köpeği herkesin bildiği bir ırk, değil mi? Evet. Alman çoban köpeği. Mesela biz Kangal'ı daha bu aşamaya geçmemiz için 50 sene var. Alman çoban köpeğinin show line'ı var, working line'ı var. Bir tanesi sadece FCI yarışmalarında tipinden, renginden, duruşundan derece almak için üretiliyor. Bir tanesi de koruma köpeği olmak için üretiliyor. Koruma köpeği olmak için üretilen köpeklerin belki ufak tefek tip anlamında kusurları var. Ama Evet. karakteri için ısrar ediliyor. Öbür köpek de sadece tipi için ısrar ediliyor. Tipi için ısrar edilen köpeğin içinden belki bir tane iş köpeği çıkabiliyor ama bu ihtimal her geçen gün tipe döndüğünde düşüyor. Sadece tipe oynadığın zaman karakterden mecbursun ödün vermeye. 2-2 daha 4. Dünyada bunun bir sürü örneği var. Malinois'den tut, Alman çoban köpeğinden tut, Dutch Shepherd'dan tut. Bugün sadece Rottweiler'dan tut. Tipi için ısrar edilen köpekler karakterinden ödün vermek zorundadır. Valla Kardeşim al 100 yıllık geçmiş var. Malinois var, Alman çoban köpeği var, Dutch var, bir sürü çalışan iş köpekleri var. Tipi için öğretilen köpekler karakterinden ödün verir. Elinde sonunda verir. ya işte az önceki senin gösterdiğin hani diyorsun ya büyük bir ihtimal o köpek de sürüde başarılı olduğu için de özellikle hem damızlıkta hem de sürüde kullanılıyor. Evet. Yani Yani bak birazcık karakteri korumak için ufak tefek esnemelere, nüanslara eyvallah demek zorundasın. Birol benim bu şahsi kendi fikrim bak bu konuda zaten tartışmaya açıktır yani insanlar eleştirebilir de beni. Benim kendi şahsi fikrim belli bir oturtturduktan sonra Kangal'ı belli bir süre zaten onun soyuyla beraber devam ettirdikten sonra farklı bir kan girebilir. Ben hatta şöyle söylüyorum sana hafif kusurları olan daha böyle iskeleti Millet şunu güçlü zannediyor köpeklerin de Dağıstan abi, içine biz karakteri sarkmak anlattığımız belki gerektirir zaman diye her düşünüyorum. köpeğe Kangal dediğimizi zannediyor. Alakası yok. Bugün Kangal köpeğinin ne olduğunu herkes biliyor zaten. Herkes öğrendi. Çünkü niye? Maşallah. Buna Serbülent abi de vesile oldu. Bugün bu tartışmalar da vesile oldu. Kangal köpeğinin herkes ne olduğunu zaten biliyor. Ama sırf merkezdeki köpek doğru Kangalmış gibi anlatırsak kusurlu olan köpekleri insanlar kırma zannediyor. Bu köpeklerin kusurlu örneklerini de göstermek lazım ki anlatabiliyor muyum? İnsanlar bunu biraz daha net algılasınlar. İyiyi Abi, göstermek kolay. Eksileri olanı göstereceksin. işte Adam ben de onu ha bak burada söylüyorum Biro. eksileriymiş deyip anlayabilsin. Köpeğin bir hatası onu kangal olmaktan çıkarmaz. Ama köpeğin 3-4 hatası, birkaç hatası varsa zaten onu ne diyoruz? Çoban köpeği. Ama hani kangaldaki ufak tefek hatalar da ne diyoruz? Bu hatalar da ama görmek gerekiyor. Yani bir köpeğin gözünde hata varsa, kuyruğunda, iskeletinde ana bunları da insanlara tabi anlatmak gerekiyor ki tam doğru fenotipi de bilmeleri gerekiyor. Bir de işin şöyle bir ilginç kısım var. Hatalardan kastımız ufak tefek ifade hataları. Zaten Kangal köpeğinde başka hatalar olsa sürüde çalışamaz. Yani bugün anatomik bir bozukluğu olsa, orantısız, dengesiz bir köpek olsa zaten arazide görev yapamaz. Evet, zaten bu Silüetten tartışılmaz. Ya az bahsediyoruz, önce ben de posttan söyledim ama bahsediyoruz, fiziksel hatalar kuyruktan zaten bahsediyoruz. kesinlikle kabul edilmez. Bu arada da saati 3 yapmışız. Bir saniye. Aynen. Serbülent abi canlı yayını alacağım arkadaşlar. Bir saniye bekleyin bir. Dağıstan abi.
bir 15 dakika bir müsaade etme şansın var mı abi? Ya ben de gidiyorum zaten. Kaçıyorum ben.